Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Mayıs 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Güneş 21 Mayıs'a kadar Boğa burcunda ilerleyecek. 21'inden sonra ise ikizler burcuna geçecek. Bu ay doğan. Tüm ikizler burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size ve yükselen ikizler burçlarımız, özellikle ayın 21'inden sonra Güneş yükselen burcunuz üzerinde ilerlerken enerjiniz, yaşam gücünüz artacak. Kendinizi dış dünyaya daha güçlü bir şekilde ifade etme olanakları da bulabileceksiniz. Evet, Mayıs ayı 30 Nisan'da meydana gelen Boğa burcundaki Güneş tutulmasının aslında iyicil etkileriyle başlıyor. Hızlı, çok da bereketli bir tutulma bu Boğa burcu tutulması. 12. evinizde meydana geliyor. Uranüs de bu tutulmada söz sahibi. Ancak tutulma yöneticisi Venüs ve Jüpiter'in Balık burcundaki muhteşem kavuşumu Mayıs'ın ilk günlerinde iş, kariyer, toplumdaki duruşunuz, statünüz, gelecek hedeflerinizle ilgili alanlarda çok olumlu fırsatlar getirebilir. Yaptığınız çalışmaların karşılığını alabilirsiniz, bir terfi alabilirsiniz, üstlerinizin desteklerini alabilirsiniz. Kişisel anlamda bir iş konusunda, yatırım konusunda maddi manevi yardımlar almanız da mümkün görünüyor. Yaratıcı çalışmalar olabilir bunlar. Uranüs etkisi size gerçekten sezgilerinizi değerlendirdiğiniz takdirde çok güzel fikirler verebilir. Çok sürpriz bazı girişimler olabilir. Hatta önemli bazı işte teklifler alabilirsiniz. Özellikle kariyerinizi şekillendirecek teklifler olabilir bunlar. Şanslı başlıyoruz Mayıs ayına. Verimli ve bereketli enerjiler var gökyüzünde. Merkür gezegeniniz Merkür ayın 10'una kadar ileri hareketli olacak. Bu nedenle yenilikler, hani bir karar verme süreciniz olabilir. İşte bir anlaşma, bir sözleşme imza atmanız gereken konular olabilir. Bunları ayın 10'una kadar daha rahat ele alabilirsiniz. Herhangi bir engel olmadan, sıkıntı olmadan tamamlayabilirsiniz sevgili ikizler. Ayın 10'undan sonra Merkür gerilemeye başlayacak. Merkür gezegeniniz gerilediğinde tabii ki biraz enerjinizde bir yavaşlama hissedebilirsiniz. İkizler burcunda başlayacak gerileme Boğa burcunda devam edecek ve 2 Haziran'a kadar sürecek. Merkür gerilerken biraz yavaşlıyoruz. Aslında böyle dönemler bizim için bazı fırsatlar da çıkarır. Kontrol zamanlarıdır retrolar. Gözden geçirme dönemleridir. Birkaç haftadır yapmak istediğiniz ya da yaptığınız ya da başladığınız işleri, çalışmaları değerlendirebilirsiniz. Eksikleri bulmak, tamamlamak için de süper zamanlardır Merkür retroları. Sizin için bu anlamda çok faydalı olabilir. 10 Mayıs'ta 2 Haziran'a kadar olan süreçte eğer yeni bir konu gelirse karşınıza, hani bir iş teklifi olabilir, bir ilişkiyle ilgili bir konu olabilir, yani ya da bir anda aklınıza gelen bir düşünce olabilir. Hani bunları hemen hayata geçirme konusunda çok acele etmeyin. Araştırmak gerekiyor, bir şöyle üstünden geçmek gerekiyor, detaylara dikkat etmek gerekiyor, hazırlık gerekiyor. Hani bu anlamda değerlendirebilirsiniz ayın özellikle ikinci bölümünü. Ayın 11'inde Jüpiter Koç burcuna geçecek. Sevgili ikizler, sizin için yine güzel bir burç. Koç burcundaki Jüpiter seyri 28 Haziran'a kadar, aslında burada 8 derece Koç'a kadar hızlı bir şekilde ilerliyor. Jüpiter 28 Haziran'dan sonra gerilemeye başlayacak. 27 Ekim'e kadar Koç burcunda, 27 Ekim'den sonra tekrar Balık burcuna geçecek ve yıl sonu 20 Aralık'ta artık tamamen Koç'ta ilerlemeye başlayacak. Yaz ayları boyunca 27 Ekim'e kadar Jüpiter Koç'ta, 11. evinizde. Jüpiter olan yerde büyüme, gelişme imkanları vardır. Maddi manevi fırsatlar vardır. Özellikle arkadaşlardan gelebilecek destekler artar. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Sosyal çevrenizde bazı gelişmeler olabilir. Kariyer konularında, özellikle iş ve çalışma konularınızda buradan gelecek maddi kazançlar anlamında iyileşmeler olabilir. Evet, kazançların artması mümkün görünüyor sevgili ikizler. Burada yeni tanışmalar olabileceği gibi, yani arkadaşlardan gelebilecek bazı güzel fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Sosyal konularda işte bazı gruplara girmeniz, işte spor yapmanız, bir kulübe üye olmanız falan. Hani bu iyileşmeleri de bekleyebiliriz. Yaz aylarında demek ki sosyal çevrenizde şöyle bir kıpırdanma var, hareketlilik var. Kalabalıklar özellikle öne çıkıyor. Ayın 15'i Güneş-Satürn karesi sert bir açıdır. 16'sında da Akrep Burcu'nda yılın ilk ay tutulmasını yaşayacağız. 25 derece Akrep Burcu ay tutulması, sert bir tutulma. Öncelikle onu söyleyeyim, toplumsal alanlarda kolektifte etkileyebilecek krizler, dönüşümler, baskılar, manipülatif durumlar artabilir. Satürn'e
açılanıyor. Kare açı var. Güney düğüm yönünde olduğu için biraz daha kısıtlayıcı ve zorlayıcı koşullar anlamına gelir. Zaten akrep krizlerin burcu. Yani krizler, ölüm, dönüşüm konuları, mücadeleler anlamına geliyor. Ve sizin 6. evinizde olacak. 6-12 aksınızda böyle bir tutunma döngüsündeyiz. Bu tutunmayla beraber bu tutunmanın hayatınıza getireceği koşullar, günlük düzeniniz, yaşam koşullarınız, hani buralarda bazı dönüşümler ve baskılar olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 25 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa bu tutunmanın sizin için çok daha önemli olacağını söyleyebilirim. Etkileri daha bireysel olacaktır. Biraz sağlık konuları da önemli. Hani sağlığınızla ilgili bir farkındalık olabilir. Hani görmediğiniz bir şey açığa çıkabilir örneğin. Ya da ihmal ettiğiniz bir konu varsa, Satürn çünkü bu anlamına geliyor. İhmal ettiyseniz kendinizi, sağlığınızı, bir anda böyle bir sağlık kriziyle karşı karşıya gelebilirsiniz. Akrep burcu özellikle böbrekler, cinsel bölgeler, yani bedenimizde bu alanlardaki hassasiyetleri arttırabilir. Sağlıkla ilgili iyileşmeler adına önemli dönüşümler yapabilirsiniz. Artık yaşam şartlarınız, çalışma koşullarınızda belki yeni bir çalışma düzeni, çalışma saatleri olabilir bu. Ya da detoks yapabilirsiniz. Arınmak için, diyete başlamak için güzel bir dönem. Akrep burcu çünkü zararlı konulardan arınmak için iyi bir enerji ortaya çıkarır. Gereksiz şeyleri hayatımızdan çıkarabiliriz. Bu bağımlılıklar olabilir, işte bize zarar veren bir beslenme düzeni olabilir. Bunları hayatımızdan çıkarmaya karar verebiliriz. Bir diyete başlayabiliriz. Satürn çünkü kısıtlamalar demek. Fedakarlıklar anlamına da geliyor. Sağlıkla ilgili bir sorunumuz varsa bunun için uzun vadeli bir tedaviye başlayabiliriz örneğin. İşle ilgili bizi zorlayan bir işimiz varsa, çalışma koşullarında sıkıntılar yaşıyorsak iş değişimleri de olabilir. İşten de ayrılabiliriz. Yani mesleki konularda da bazı kararlar verebiliriz. Yanımızda çalışan kişilerle ilgili, hizmet aldığımız kişilerle ilgili değişimler olabilir. Örneğin yardımcımız, asistanımız işten ayrılabilir ya da orada bir değişim olabilir. Evcil hayvanlarınızın sağlıkları da hassas olabilir. Onlara biraz dikkat etmekte fayda var. Daha ciddi dönüşümler de olabilir. Çünkü akrepte böyle bir ölüm, dönüşüm enerjisi söz konusu. Yani bunları yakın çevreniz, beraber çalıştığınız kişiler, bazı akraba ilişkilerinizde, işte evcil hayvanlarınızda falan da deneyimleyebilirsiniz. Satürn sorumluluklar anlamına geliyor. Hayatı biraz daha ciddiye almamız anlamına geliyor. Artık yani günlük alışkanlıklarımızı gözden geçireceğiz. Sağlık konularını ciddiye alacağız ve bunlarla ilgili bu tutulma sırasında önemli farkındalıklar olabilir. Ayın 21'inde Güneş artık ikizlere geçecek. Evet, yaşam enerjiniz güçleniyor. Canlılığınız artıyor. 23 Haziran'da Güneş Jüpiter sekstili güzel bir açı. Sizin için de şanslı, kısmetli bir gün. İyice de enerjiler veriyor. İyimserliğiniz de artıyor. Sosyal konularda da, kişisel anlamda fiziksel gücünüz olabilir. Hani sağlıkla ilgili de mesela daha fazla iyileşme adına çok verimli olabilecek bir gün 23 Haziran ve yakınları. 25'inde Mars Koç'a geçecek. Ayın son günlerinde Mars Jüpiter'in yanına ilerliyor. Enerji iyice doruk noktasında, sizi de olumlu etkileyebilir. Fiziksel enerjiniz çok artabilir. Spor yapın, fiziksel aktiviteler yapın. Seyahat etme isteğiniz artıyor zaten. Gruplar içerisinde, özellikle arkadaş ilişkilerinde falan çok aktif olabilirsiniz. Yani buralarda inisiyatif almanız, liderlik yapmanız, belki herhangi bir etkinlikte ya da böyle bir ekip çalışmasında ya da bir toplumsal organizasyon içerisinde başkalarını da cesaretlendirmeniz, orada bir inisiyatif alıp bir herhangi bir konuda fikirsel anlamda olabilir bir girişimde bulunmanız ya da bir projeyi başlatmanız mümkün görünüyor. Çünkü burada gerçekten çok önemli bir girişim enerjisi var, cesaret var, potansiyel bir güç var. Risklere de eğilimli olabiliriz. Cesaretimiz arttığı için biraz daha böyle ben yaparım, ederim, hani macera arayışları artabilir. Bunları da dengelemek gerekiyor tabii ki. Ayın 30'unda 8 derece ikizler burcunda yeni ay doğacak. Sizin yeni ayınız sevgili ikizler, özellikle doğum gününüz 25 Mayıs ile 5 Haziran arasıysa çok daha önemli olacaktır. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuz 8 derece ve yakınlarındaysa veya kişisel haritalarınızda 8 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa yine bu yeni ay sizin için çok belirleyici olabilir. Yeni ay yenilik demek, yeni kararlar demek.
Merkür retrosu devam ediyor bu yeni ay sırasında, ama kısa bir süre sonra 2 Haziran'da artık Merkür ileri harekete dönecek. O yüzden Haziran'ın ilk haftasından itibaren planlarımızı, fikirlerimizi artık daha rahat ifade edeceğiz. Yenilikler yapabilir, adımlar atabiliriz, girişimlerde bulunabiliriz. Zaten iş olabilir, özel hayatınız olabilir. Bu yeni ay diyor ki adım at, harekete geç, hayatına yenilik getir. Bunlar imajınızla, fiziksel görünümünüzle de ilgili olabilir. Yaşam alanlarınızda yapacağınız değişimlerle de ilgili olabilir sevgili ikizler. Evet, ayın geneline şöyle bir bakarsak. İyileşmeler adına sağlığınızla ilgili olacak girişimler, yaşam kalitenizi arttırmak adına bu yeni ay size yeni olanaklar getiriyor. Sezgilerinizin güçlü olduğu bir dönem, yaratıcı enerjinizi değerlendirebilirsiniz. Ay ortalarında özellikle sağlık konularına dikkat edelim. İş ortamında bazı krizler, beraber çalıştığımız kişilerle ilgili, akrabalarla ilgili bazı mücadeleler olabilir. Evcil hayvanlarınızla ilgili olabilir. Buralardaki krizleri iyi yönetmek gerekiyor. İhmalkar olmamak gerekiyor. Yaşamınızdan çıkarmanız gereken, artık sizin için geçerliliği kalmamış bir iş olabilir. Yaşam düzeni olabilir. Beslenme programı olabilir. Zararlı alışkanlıklar, bağımlılıklar olabilir. Bunları hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Bununla da ilgili bu dolunay ve ay tutulması çok itici bir güç olabilir. Çok önemli, güçlü etkiler verebilir size. Jüpiter'in Koç burcundaki hareketi özellikle arkadaş ilişkilerinizi güçlendirirken yeni kişiler olabilir. Sosyal hayatta biraz daha girişken, daha cesur olabileceğinizi söyleyebilirim. Ayın son günlerinde buradaki enerjiniz çok daha aktifleşmeye başlıyor. Yeni ayla tamamlıyoruz Mayıs'ı, ama bunun etkilerini daha çok Haziran ayı içerisinde hissedeceğiz sevgili ikizler. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.